Geçen hafta Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hadis-i şerifini size okumuştum. Kara borsacılar melundur buyurdu aleyhissalatu vesselam. O bağlamda serbest piyasayı anlatmıştım. Dedim ki serbest piyasa ekonomisinin kurucusu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. İslam düşmanı bir gazeteci onu almış, haber yapmış, kendince alay ediyor. Çünkü onun bildiği serbest piyasanın kurucusu Edim Smith'tir. Ona göre, Edim Smith'a göre görünmez bir el var. Piyasanın dengesini ayarlar. Arz talep dengesi. Peki, Edim Smith daha dün yaşadı. Ama 15 asır önce Ebu Davud Tirmizi rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah fiyatlar aşırı bir şekilde arttı. Sa'ir lena piyasaya müdahale etsen. Fiyatları sabitlesen ya Resulallah. Sosyalizmada bir merkez. Piyasanın kurallarını belirler. Kapitalizma arz talep dengesine bağlı. Yani ne kadar arz, talep dengeyi kurduysanız o zaman piyasada bir muvazene görürsünüz. Yok eğer arz az olur, talep fazla olursa o zaman fiyatlar yükselir. Dolar neden bu kadar artıyor? Piyasadan birileri dolar çekiyor. Piyasadan dolar çekilince dolara belli bir talep var. Talep onu fırlatıyor yukarıya. Yukarıya çıkıyor. Yani daha basit anlamak için yazın karpuz şok, piyasa, domates, bağda, bahçede düşüyor. 1 liradan alıyorsun 50 kuruştan ama kışın kilosunu 10 liraya veriyorlar. Talep var ama arz az olunca fiyat yükseliyor. 15 asır önce Medine Devlet Başkanı Muhammed Aleyhisselam'a geliyorlar. Ya Resulallah diyorlar. Bu piyasaya müdahale eder misin? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam İnne Allahe musa'ir Musa'ir Allah'tır buyuruyor. Piyasayı Allah belirler. Yani piyasanın dengesini arz talep belirler. Piyasaya müdahale edilmez. Serbest piyasa bu değil mi kardeşlerim? Peki kim önce yaşadı? Adam Smith mı? Liberalizmanın, kapitalizmanın müessisleri mi? Yoksa Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mi? İşte kitaplar orada. Ama bunlar İslam'ın cahilidirler. Bunlar İslam deyince bir şey bilirler. İrtica diye bağırırlar. Müslüman deyince mürteci diye bağırırlar. İslam yola davet ediyorsa bunlar uçuruma giderler. Bunlar o kadar cahildirler ki piri fani kelimesini pire diye okurlar. Bunlar o kadar cahildirler ki kurban bayramı bu senede hacca denk geldi derler. Avrupalı bir adam Avrupa'da Hristiyanlığı bilir gazeteci ise çünkü orada nüfusun çoğunluğu Hristiyan ama bunlar kilisede doğsalardı bu kadar İslam'a yabancı olmazlardı. Biraz haberi olurdu ya. Kurban Bayramı bu senede hac bu senede Kurban Bayramına denk geldi diyor. E bütün hac ibadetleri Kurban Bayramı mevsiminde olmaz mı? Arefe günü Arefe'de olmak haccın rüknü değil mi? Ama bunlar bunu bilmezler. Bu topraklarda yaşarlar ama İslam'a bu kadar cahildirler. Şurada bir kitabım var. Küresel krizden çıkış İslam iktisadı diye. Burada faizi, burada kapitalizmayı, burada liberalizmayı, burada sosyalizmayı ve bunlara çözüm olarak İslam iktisadını anlatıyorum. Hazreti Muhammed'in iktisat nizamını anlatıyorum. Hazreti Muhammed'in yolunu anlatıyorum. Ama yobaz söver, insan olan okur. Bunlar okumayı bilmez. Bunlar kendilerince bize cahil demek istiyorlar. Ben de ona diyorum ki, Yahu o kilisede doğsaydınız, oralarda dünyaya gelseydiniz, bu kadar İslam'a düşman olamazdınız. Bu kadar bir adavetiniz olamazdı. Nereden sizin bu düşmanlığınız gelir? Kim sizi besledi? Kim? Kimin evladısınız siz? Neyle övünüyorsun? Sen diyorsun ki bütün doğrular, bütün güzellikler Batı'ya ait diyorsun. Bütün doğrular Batı'dan alınma diyorsun. Ama yaşadığın şehir Gazetin neşrettiğin şehir İstanbul. Orası Kur'an'la fethedildi. Orası İslam'la alındı. Sultan Fatih Kur'an'la büyümüştü. Sultan Fatih Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın لَتُفْتَحَنَّ الْقُسْتَانْتِنِيَّ Hadisiyle büyümüştü. Akşemseddin ona İstanbul'u hedef olarak göstermişti. Fakat bunlar o kadar hayasızdır ki bir ev düşünün o eve misafir kabul ettiniz. Sonra o misafir evin sahibine sövüyor. Bunların hali öyledir. İstanbul bize İslam'ın, İslam'ın terbiye ettiği Fatih'in hediyesidir. Ama bunlar utanmadan, sıkılmadan İstanbul'da yaşar. Fatih'in düşmanı Konstantin'i yayı överler. Rum'u Roma'nın çocuklarını överler. Evet siz... Onlarla hının. Siz onlarla iftihar edinin. Bir asırdır onları taklit ettiniz. Ama İslam'a sövmeden başka elinizde avucunuzda bir sermaye yok. Siz bununla iftihar edin. Biz de Hazreti Fatih ile iftihar edelim. Yavuzla ile edelim. Salahaddin Eyyubi ile iftihar edelim. Denizde barı barosumuz var. Mimaride Sinan'ımız var. Tıpta bir var. Hendese de cezerimiz var. Sizin de içki sofralarında dönüp de Romanya'dan damızlık erkek getirelim. Türklerin boyları büyüsün diyen Abdullah Cevdet gibi karınız var. Siz onlarla ünürsünüz. Böyle edepsizlerle iftar edersiniz siz. Ama bizim Hazreti Muhammed'imiz var. Fatihimiz var, Yavuzumuz var, Hazreti Kur'anımız var bizim. <laughs>